Esenlikler. Bu videoda sosyalizmin çeşitlerinden bahsetmek isterim. Maalesef ülkemizde bu konuda hala bilgisizlik, cehalet yaşanmaktadır. İnsanlar sosyalizmin kaç çeşit olduğunu bilmiyor. Sosyalizm deyince muhakkak akıllarına komünizm geliyor ki bu tam doğru bir şey değildir. Sosyalizmin çok çeşidi var ve birbirine zıt olanlar da vardır. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim kısaca. En başta en ünlü sosyalizm çeşidinden başlayalım. Bu da Karl Marx denen Almanya Yahudisinin sosyalizm çeşididir. Yani buna Marksizm deniliyor. İşte o yüzden Marksist sosyalistleri denilir. Yani Karl Marx'ın sosyalizm çeşidine Marksist sosyalizmi denilir. İşte bu çeşidi de komünistler destekliyor. Yani komünistler bu çeşit sosyalizmdendir. Nasıl bir şeydir bu Karl Marx'ın komünistlerin sosyalizmi? Bunlar diyor ki tamamen eşitlik olsun, mutlak eşitlik. İşçiler diktatörlük proletarya kursun. Ondan sonra her şey devlete ait, tüm mal mülk devlete ait. Özel mülk yasak, yani sen bir vatandaş olarak kendine özel işletme açamıyorsun. Sadece devlete kölelik yapıyorsun ve komünistler buna adalet diyor. Ondan sonra fabrikalarda ürettiklerini satıp aralarında eşit bir şekilde paylaşılır diye bir ideolojidir. Böyle bir düşünülmüş fakat uygulamaya geçtiği zaman Marksist sosyalizmin hiç de öyle olmadığını ve sömürücü, devlet tarafından sömürücü bir sistem olduğunu ortaya çıkmıştır. Yani Marksizm'de sen devlete kölelik yapıyorsun. Buna ben şahsen kapitalizmin bir çeşidi diyorum. Kapitalizmde işte bankalar, özel iş yerleri, işte oligarklar seni sömürüyor, zengin iş adamları. Burada ise komünizmde, yani komünistlerin sosyalizmde ise seni resmen devlet sömürüyor. Sen köle gibi sadece maaşla çalışıyorsun. Özel bir işletme açamıyorsun yani. Bu şekilde kısaca çeşit sosyalizmdir. Komünistlerin sosyalizmi böyledir yani. Buna da işte adalet diyorlar. Nasıl bir adaletse artık. Şimdi isterseniz ikinci sosyalizm çeşidine geçelim. Bu da sosyal demokrasidir. Bugünkü CHP'nin işte desteklediği ideoloji sistemdir. Sosyal demokraside devrim veya yani güçle devrim yapmak yoktur. Reform vardır. Yani sosyal demokrasi sosyalist sistemi diyor ki reform yaparak sosyalizmi kurmak lazım. Meclis demokrasisi, meclis olsun işte meclis parlamenter demokrasi var olsun. İşte bu şekilde onun izninde yavaş yavaş sosyalist reformlar yapılarak sosyalizm kurulmalı diyor. Sosyal demokrasi diyor. Yani sosyalizmin ikinci çeşidi böyle diyor. Sosyal demokrasi bunu diyor. Komünistler arasında, sosyal demokratlar arasında fark bu. Komünistler diyor ki güçle, devrimle, silahla tek partili diktatör rejim kurulsun. İşçi, proletarya diktatörlüğü kurulsun diyor. Ama sosyal demokratlar diyor ki hayır, meclis olsun, demokrasi, parlamenter demokrasisi olsun ve sosyalizm reform yapılarak kurulsun. Öyle diyorlar. Yani aralarındaki fark budur. Ve şimdi üçüncü sosyalizmin çeşidine geçelim. Bu da bizim desteklediğimiz milliyetçi sosyalizmdir. Milliyetçi sosyalizm etnik milliyetçi
Antik kapitalist, antik komünist bir görüştür. Yani burada tek ulusa, tek etnik kökene dayalı bir sosyalizm, sosyal devlet anlayışı vardır. Tabii ki milliyetçi sosyalizm de parlamenter sistemi, parlamenter demokrasiyi doğru bulmuyor. Zayıf buluyor, çürük buluyor. O yüzden karşıdır. Milliyetçi sosyalizmde özel mülk yasak değildir. Özel işletme açabiliyorsun fakat sıkı bir devlet kontrolü vardır. Devlet istediği zaman piyasaya, fiyatlara müdahale eder. Fakat senin özel işletme açma hakkını yemez. Yani burada karma sistemi diyebiliriz yani. Milliyetçi sosyalizm ekonomik sistemi karma sistemidir diyebiliriz. Fakat milliyetçi sosyalizm etnik milliyetçidir. Yani belli bir tek bir ulusa, tek bir etnik kökene yönelerek ona hizmet etme gayesini taşır. Ve bunun farkı da işte diğer anlattığımız komünist ve sosyal demokrat sosyalistlerden farkı budur. Eğer bu konuda sorunlarınız olursa sevinerek cevaplarız. Sizden mesajlar ve yorumlar bekliyoruz bu konuda. Teşekkürler. Görüşmek üzere.